Arkadaşlar merhabalar. Benim avukat Ayhan Ömen. Amerika'da yaşayan birinden alacağı olan bir Türk vatandaşı nasıl bir yol izleyip alacağını tahsil eder? Amerikan yasaları nasıl işliyor? Bilgi verirseniz sevinirim diyor bu takipçimiz. Amerika'da yaşayan birinden alacağı olan bir kişi, bir Türk vatandaşı tabii ki. Eğer bu alacak ilişkisi o kişiyle yapılmış ise ve o kişinin ikamet ettiği eyaletteki ya da bölgedeki mahkemelere giderek dava açabilir. Yani dolayısıyla eğer siz alacak davası açacaksanız borçluya karşı ve borçlu Amerika'da yaşıyorsa dolayısıyla borçlunun adresinin bulunduğu en yakın mahkemede dava açabilirsiniz. Hatta burada alacağınızın miktarına göre değişik adımlar atılabilir. Örnek veriyorum 5000 dolara kadar olan alacaklarda küçük rakamların yani alacakların alınması için açılan mahkemeler var. Bunlara small claims court diyorlar. Dolayısıyla burada dava açarak adım atıyorsunuz ki bu ise külfet noktasında, masraf noktasında daha az bir masraf çıkaracaktır. İkincisi eğer bu rakamın üstündeyse tabii ki o zaman yerel mahkemeye giderek alacak davası açmanız gerekecektir. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta şöyle bakmanız lazım. Böyle bir alacağınız varsa Amerika'da dava açabilirsiniz. Sadece bilmeniz gereken eğer sizin bu borçluya para verirken ya da alacağınız da olduysa eğer aranızdaki sözleşmede avukatlık masraflarında karşı taraf eğer ihlal ettiğinde ödeme gibi bir yükümlülük var ise o zaman avukat masraflarını tevil edebilirsiniz. Yoksa unutmayın avukat masraflarını karşı taraftan alamayacaksınız. Dolayısıyla sizin almak istediğiniz miktarın derecesine ya da miktara göre bunu temin edip etmemek ya da bunun hukuki yoluna başvurup başvurmamanın sizin için ne kadar mantıklı olup olmadığına karar vermeniz gerekecektir. Yoksa tavsiyem borçlunun oturduğu eyalette rakam 5600 ya da üstüne göre ise ona göre mahkemede başvuru yapabilirsiniz. Eğer bu noktada avukat tutacaksanız avukatınızı tayin edip avukatınızı tutup onun aracılığıyla davanızı ön adımlarını atabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.